Diyarbakır ilimizde bu yıl kuraklıkla ilgili bazı emareler ortaya çıkmaya başlamıştı. Yıllık yağışlarımız normal yıllara göre biraz daha azdı. Fakat son 10 gün içerisinde yağan yağmurlarla Diyarbakır'da yaklaşık olarak 400 milimetreye yakın bir yağış elde ettik. Bu yağış uzun yıllar ortalamasının yakınında. Dolayısıyla bu yıl için herhangi bir su ile ilgili, yağışla ilgili sıkıntımız şu an için kalmadı. Önümüzdeki Nisan ayında yağacak yağmurlar normal şekilde beklenenlerden normal seviyede yağması bekleniyor. Bu seviyede gerçekleştirdiği takdirde Diyarbakır'da hububat tarımında ve bakliyat tarımında kuru tarım alanlarında herhangi bir sorun sıkıntı olmadan mevsimi kapatacağız inşallah. Diyarbakır'daki Çınar Göksu Barajı'nda, Deve Geçidi Barajı'nda, Ergani Barajları'nda suyun yetersiz olduğu bilgileri vardı bu yağışlardan önce. Bu bölgelerdeki çiftçilerimize alternatif bitkiler için bazı çalışmalar başlatmıştık. Yani kuruda ekilebilecek ayçiçeği gibi ve kuruda kavun karpuz gibi proje geliştirdik ve kavun karpuz bazı yerlerde yapacağız kuruda olan çiftçilerimize %70 hibe destekli. Ama geri kalanlarda suyla ilgili sıkıntı ortadan kalktığı için bu projelere bir kısmına gerek kalmadı. Alternatif olarak Karacadağ eteklerindeki göllerin de doğurmasıyla oradaki bölgelerde Karacadağ çeltiği ile ilgili proje geliştirdik ve oradaki çiftçilerimize de %75 hibe destekli tohum temin etmek suretiyle oradaki Karacadağ çeltiğini de yaygınlaştıracağız. Dolayısıyla bu kuraklık olma ihtimaline karşı bazı tedbirleri almıştık ama yağışlarla beraber tehditin büyük bir kısmı ortadan kalktı. Önümüzdeki günlerde yağacak yağmurlarla beraber inşallah herhangi bir sorun sıkıntı olmadan sezonu kapatacağız diye umut ediyoruz. Gayet iyi görüldüğü üzere bu yıl en sonunda yağan yağmurlarla bitkiler kendilerini toparladılar. Hem buğdayda, arpada, mercimekte olsun çok güzel bir gelişme var. Bunun yanı sıra bu yağışların en önemli etkilerinden bir tanesi de hayvancılığa. Meralarda ciddi oranda ot gelişmeye başladı. Biliyorsunuz Diyarbakır ve çevresindeki illerde mera hayvancılığı yaygın olarak yapılmaktadır. Buralarda yağış yetersiz olduğu zaman meralardaki ot miktarı azaldığında hayvancılığı ciddi olumsuz etkiliyor. Ama meralarda bitkiler canlandı ve bu yağışların çok büyük etkisi oldu. Hayvancılığa en büyük katkılarından bir tanesi hayvancılığımıza olacak inşallah. Böyle de bir faydası oldu yağışların. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bizler çiftçilerimizin üretmiş olduğu ürünlerle ilgili çeşitli desteklerimiz var. Bir alan bazlı desteklerimiz var. Mazot gübre desteği gibi. Dikilen bütün arazilere ödenmiş olan alan bazlı bir desteğimiz var. Bunların yanı sıra elde edilen ürünlerin pazarlanmasıyla ihtiyaç duyulan ürünleri daha fazla ekimini sağlamak amacıyla prim desteklerimiz var. Bugüne kadar Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ve bizim Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı kapsamında 814 üreticimize yaklaşık 452 milyon TL destek sağlayarak bu tesisleri kurdurduk ve faaliyetlerine devam ediyorlar.